Ermeni kökenli ünlüler. Bilgeskop kanalımıza hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce hemen bir hatırlatma yapalım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Ünlülerin dünyasına konuk olmaya devam ediyoruz. Türkiye'de yaşayan her ünlünün Türk olduğu gibi genel bir algı vardır. Bu yüzden Türkiye'de oyunculukları, şarkıları veya sanatları ile ünlü bazı isimlerin aslında Türk olmadığını öğrenince çok şaşırırız. Biz de Ermeni kökenli ünlüleri tanıtmak istedik. Merak ediyor musunuz? Haydi hep birlikte Ermeni ünlüleri tanıyalım. Kamer Sadık. Ermeni asıllı Türk sinema oyuncusu Kamer Sadık, 1911 İstanbul doğumludur. Gerçek adı Kamer Sadıkyan'dır. Yeşilçam'da Kamer Baba namıyla tanınan oyuncu, Pangaltı Lisesi'nden mezun oldu. 1954 yapımı Çifte Kavrulmuş filmiyle sinemaya adım atan ünlü oyuncu, 1961 yılında büyük bölümü İstanbul'da çekilen Ten Ten ve Altın Post filminde rol aldı. 1977 Sakar Şakir filmindeki Sabri Amca rolüyle tanındı. Yeşilçam yapımı birçok filmde ve fotoromanlarda yer aldı. Tarzan Rıfkı filmlerinin çekimleri için bulunduğu Kayseri'de 24 Eylül 1986 tarihinde vefat etti. Ahmet Danyal Topatan. Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Ahmet Danyal Topatan, Türkiye Ermenilerindendir. 1916 yılında Mersin Tarsus'ta doğan sanatçının gerçek ismi Danyal'dir. Ünlü aktör, ortaokul 1. sınıfta eğitimini yarım bıraktı ve Yeşilçam setlerini tercih etti. Oynadığı ilk sinema filmi 1953 yapımı Drakula İstanbul'da filmiydi. Kara olan filmlerinde Camoka karakteriyle ün kazanan aktör, karakter oyuncusu olarak onlarca filmde rol aldı. 26 Eylül 1975 tarihinde İstanbul'da akciğer kanserinden öldü. Nubar Terziyan. Rol aldığı 400'den fazla filmde bir kez bile kötü adam rolü oynamayan iyi kalpli aktör Nubar Terziyan, Türkiye Ermenilerindendir. 16 Mart 1909 tarihinde İstanbul Büyükdere'de doğan ünlü oyuncunun asıl ismi Nubar Alyanak'tır. Bakırköy, Bezezyen Lisesi'nden mezun olan Terziyan'ın kız kardeşi, şarkıcı Fedon'un annesidir. 1972 yapımı Deniz'den Gelen Kız filmindeki balıkçı Murat Reis rolüyle sevilen sanatçı, İyi Yürekli Aile Reisi rolleriyle tanındı. 14 Ocak 1994 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Sami Hazinses. Ermeni asıllı Türk vatandaşı Sami Hazinses, unutulmaz komedi oyuncularından biridir ve aynı zamanda ses sanatçısıdır. 1925 yılında Diyarbakır Dicle'de doğdu. Gerçek adı Samuel Agop Uluçyan olan ünlü sanatçı Samo lakabıyla tanınırdı. Rol aldığı ilk film 1953 yapımı Kara Davut filmiydi. Diyarbakır'da puşicilik yapan ve Diyarbakır Musiki Cemiyeti'nde şarkı söyleyen sanatçının Bir Dilbere Müpteladır Gönlüm şarkısını o sıralarda yeni tanınmaya başlanan Zeki Müren seslendirdi. Müslüm Gürses ve İbrahim Tatlıses gibi birçok ünlü sanatçının seslendirdiği Derdimi Kimlere Desem isimli klasikleşmiş şarkıda Sami Hazinses'e aittir. Hayatı, soyadı gibi hazin hikayelerle dolu sanatçı 23 Ağustos 2002 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Ani İpekkaya. Ermeni kökenli oyuncu ve dublaj sanatçısı Ani İpekkaya, 1939 yılında İstanbul Bakırköy'de doğdu ve İstanbul Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Genç oyuncular grubunda yer alan İpekkaya, konservatuvar yıllarında Galatasaray Lisesi'nde amatör grupla oynadı. Keşanlı Ali Destanı'nda Magam Olga'yı Ermeni sentaksıyla oynadı. Üç çocuk annesi sanatçı, eşiyle birlikte kendi tiyatrosu olan Kadıköy Tiyatrosu'nu kurdu. 2011 yılında başrollerinde Demet Akbağ ve Haluk Bilginer'in oynadığı İstanbul'un Altınları adlı dizide rol aldı. Kenan Pars. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve yönetmen Kenan Pars, Türkiye Ermenilerindendir. 10 Mart 1920 tarihinde İstanbul'da doğan sanatçının gerçek adı Kirko Cezveciyan'dır. Sanatçı, Yeşilçam filmlerinin sert mizaçlı karakterlerini canlandırdı. Bir dönem Bakırköy'de kendi adını taşıyan bir milli piyango bayisi işletti. Oğlum, derdimden anlayan yok, ölüm Allah'ın emri
ve Bir Ateşim Yanarım gibi filmlerin yönetmenliğini üstlendi. Birkaç filmde yapımcılık ve senaryo yazarlığı yaptı. 10 Mart 2008 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Anta Toros. Türkiye Ermenilerinden Anta Toros, tiyatro ve sinema sanatçısıdır. 12 Ocak 1948 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1965 yılında amatör tiyatroya adım attı. Dostlar Tiyatrosu'nda eğitim aldı. 1971 yılında Gülris Sururi, Engin Cezzar Tiyatrosu'nda profesyonel sanat hayatına başladı. Kendisi gibi tiyatro sanatçısı ve yönetmeni olan eşi Misak Toros, 2010 yılında hayatını kaybetti. Anta Toros halen film ve dizilerde rol alıyor. Toto Karaca, İrma Felekyan. Toto Karaca olarak bilinen Türk opera ve tiyatro sanatçısı İrma Felekyan, İran Ermenilerindendir. 18 Mart 1912 tarihinde İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlarda bale dersleri alan sanatçı, müzikli oyunlarda İrma Toto adını kullandı. 1930'lu yıllarda Ömer Aydın'ın operetine geçti. İstanbul Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer alan sanatçı, merhum şarkıcı Cem Karaca'nın annesidir. 22 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Adile Naşit. Adile Naşit'i Türkiye'de tanımayan kimse yoktur. Kahkahaları ve oyunculuğu ile dillere destan olan ünlü sanatçı, anne tarafından Ermeniydi. 17 Haziran 1930 tarihinde İstanbul'da doğan sanatçının asıl adı Adela Özcan'dır. Annesi tiyatro oyuncusu Amelia ve babası komedyen Naşit Özcan'dı. Abisi Selim Naşit Özcan da ünlü bir tiyatro ve sinema sanatçısıydı. Sinemaya 1947 yapımı Yara filmiyle adım attı. 1948 yılında Lüküs Hayat Tiyatrosu'nda kendine has gülüşüyle beğeni topladı. Hababam sınıfındaki Müstahdem Hafize Ana rolü kadar Münir Özkul'la oynadığı filmlerdeki anne rolleriyle de ününe ün kattı. 11 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Ve diğer Ermeni sanatçılar. Ermeni asıllı Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ortanz Kıvanç. Ermeni kökenli yönetmen, yapımcı ve senarist Aram Gülyüz. Ermeni asıllı Türk tiyatro sanatçısı, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Necip Naşit Özcan. Türkiye Ermenilerinden sinema oyuncusu Vahi Öz. Ermeni şarkıcı Fedon ve Ermeni asıllı Türk sanatçı Robert Hatemo. Videomuzu ilgiyle izlediğinizi umuyoruz. Yorumlarınızı merak ediyoruz. Bilgeskop'ta yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.